Bu videoda üslü ifadelerle ilgili alıştırmalar yapacağız ve ekranda bahsettiğim ifadelerden biri var. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu ifadeyi kendi kendinize, kendi başınıza sadeleştirmeyi deneyin. İşe payla başlayalım çünkü burada tabanları aynı olan iki üslü sayı var. 125 üzeri eksi 1 bölü 8 çarpı 125 üzeri 5 bölü 8. Üslü sayıların özelliklerini kullanıp bu ifadeyi 125 üzeri bu iki kuvvetin toplamı olarak yazabilirim, değil mi? O zaman hemen yazalım. 125 üzeri eksi 1 bölü 8 artı 5 bölü 8. Tabii paydayı da unutmayalım. Bölü 5 üzeri 1 bölü 2. Yaptım bir daha tekrar etmemi isterseniz tabana aynı olan iki üslü sayıyı çarpmamız gerektiği için payı 125 üzeri eksi 1 bölü 8 artı 5 bölü 8 olarak yazdım. Üstleri topladım. Peki eksi 1 bölü 8 artı 5 bölü 8 ne eder? 1 bölü 2. 4 bölü 8'den 1 bölü 2. Böylece kesrimiz 125 üzeri 1 bölü 2 bölü 5 üzeri 1 bölü 2 haline geldi. Ve bunu da 125 bölü 5 üzeri 1 bölü 2 olarak yazabilirim. 125 üzeri 1 bölü 2 bölü 5 üzeri 1 bölü 2 işlemine girmek yerine bölmeyi önceye alıp 125 bölü 5 üzeri 1 bölü 2 dedik. Güzel. Peki 125 bölü 5 ne eder? 25. Ve son olarak bana 25 üzeri 1 bölü 2'nin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? 25 üzeri 1 bölü 2, 25'in kare köküne yani 5'e eşittir. Ve bu kadar. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Bu biraz daha ilginç çünkü işin içine w değişkeni giriyor. Yine de sakın gözünüz korkmasın çünkü az önce yaptığımıza çok benzer şeyler yapacağız. Bu örnekte dikkatimi payda çekiyor. Çünkü aynı tabanı, yani 3w kareyi içeren ve çarpımı alınan iki farklı ifade var. Eşittir. Payı tekrar yazalım. 12w üzeri 7 üzeri eksi 3 bölü 2. Bölü paydayı tabanı yani 3w üzeri 2, 3w kareyi yazıp eksi 2 bölü 3 ile eksi 5 bölü 6'yı toplayarak yazacağım. 3w kare üzeri eksi 2 bölü 3 eksi 5 bölü 6. Bir bakalım. Eksi 2 bölü 3 eksi 4 bölü 6'yı eşittir. Eksi 5 bölü 6 eksi 9 bölü 6 yapar. Bu da eksi 3 bölü 2'ye eşittir. Evet, bunun yerine eksi 3 bölü 2 yazacağım çünkü eksi 2 bölü 3, eksi 5 bölü 6'nın eksi 3 bölü 2 ettiğini bulduk. Payın ve paydanın kuvvetleri aynı olduğuna göre bir önceki örnekte yaptığımızın aynısını yapabiliriz öyle değil mi? Bu ifadeyi sadeleştirirsek, 12w üzeri 7 bölü 3w kare üzeri eksi 3 bölü 2. Kuvvetleri aynı olan iki ifadeyi önce bölüp sonra da bölümün kuvvetini alabiliriz. Bunu sadeleştirmek kolay değil mi? 12 bölü 3, 4. W üzeri 7 bölü W kare ise, ister ikisinde W kareye bölün, isterseniz de bunu W üzeri 7 eksi 2, 7 eksi 2 olarak yazın, fark etmez. Sonuç W üzeri 5 olur. Hemen yazalım. 4W üzeri 5, üzeri eksi 3 bölü 2. Elde ettiğimiz bu ifade bana kalırsa oldukça basit bir ifade ama insandan insana, kişiden kişiye değiştiği için ve bu ifadeyi nerede kullanacağımıza bağlı olarak bu ifadeyi biraz daha sadeleştirmeye devam edebiliriz. Şöyle yapalım. Üslü sayıların özelliklerini kullanıp 4 üzeri eksi 3 bölü 2 çarpı w üzeri 5 üzeri eksi 3 bölü 2 yazalım. 4 üzeri eksi 3 bölü 2 Farklı bir renk kullanayım. 4 üzeri eksi 3 bölü 2, 1 bölü 4 üzeri 3 bölü 2 eşittir. 4'ün karekökü 2 ve bunun 3. kuvvetini aldığımızda da 8 elde ederiz. Evet, burası 1 bölü 8'miş. W üzeri 5 eksi 3 bölü 2'yi de bu kuvvetleri çarpıp W üzeri eksi 15 bölü 2 olarak yazabilirim hangisinin göze daha basit daha sade göründüğünü bilmiyorum ona siz karar verin kimine göre bu kimine göre de bu daha basit olacaktır ama ikisinin de başladığımız ifadeye göre daha basit olduğu kesin